Evet, herkese yeniden merhabalar. Daha önce bir defa mayın tarlası örneğini çekmiştim ama sanırım ciddi bir ses problemi, görüntü problemi vardı. O yüzden pek de verimli olmadığını fark ettim. Tabii neden sonradan fark ettim? Bir yorumdan dolayı fark ettim. Kendi sesimi dinlemekten nefret ettiğim için çok da videoları uzun uzun izlemiyorum, kendi videolarımı. Dolayısıyla pek de fark etmiyorum. Birkaç dakikalık bölümleri izliyorum sadece. Onlarda da ben çok beni rahatsız eden bir şey olmayınca yükleme yapıyorum. Her neyse, biz bugün tekrardan bu örneği yazacağız. Daha doğrusu yapacağız diyelim. Tabii burada bir tane açıklama daha yapmam lazım. Benim derslerim biraz uzun sürüyor ama ben uzun olmasında herhangi bir sakınca görmüyorum. Uzun, eğer gereksiz konuları uzatıyorsam problem olduğunu düşünüyorum. Eğer gerekliyse, ki ben hani öğretmenlikten dolayı aslında hangi konuları detaylı bir şekilde anlatmam gerektiğini biliyorum. Mesela Türkiye'deki eğitim videolarında bana göre mesela çok gereksiz olan kısımlar çok uzun tutuluyor. Ama çok önemli olan konular çok kısa tutuluyor. Bu da mesela insanların, mesela nasıl desem, öğrenciler açısından ele aldığımız zaman İşte ya ben bunu biliyorum, bunu bu kadar uzun anlattığına göre, bu konuyu da bu kadar kısa anlattığına göre, bu konu herhalde gereksiz diye bir izlenim oluşuyor. Daha sonra öğrenci tek başına yapmaya kalkıştığı zaman ise öğretmenin ya da eğitimcinin anlattığının dışına neredeyse hiç çıkamıyor. Oysa aslında anlatılan şeyler ya da eğitimin temel amacı öğrencinin bir başına anlatılanlardan elde ettiği bilgilerle bir başına yeni ve özgün bir şeyler üretebilmesini sağlamaktır aslında. Buradaki özgünlükten kastım da işte bir yazının içerisini değiştirmek falan değil. Daha farklı bir şekilde, ya da nasıl desem, kendi inanımını, structını oluşturabilecek, kendi işte generic type'ını oluşturabilecek bir sistemi kendine geliştirebilmesi gerekir şeklinde düşünüyorum. Her neyse, bunu çok uzatmayayım. Yani bu yüzden derslerin bazı konularını uzun tutuyorum ki karşıdaki kişi bunu özümseyebilsin, özümseyip kendisi bunun üstüne istediği şeyi inşa edebilsin. Şimdi bizim kullandığımız Munz'un kütüphanesi daha önce anlatmıştım ama yine bilmeyen varsa diye tekrar söyleyeyim. Bu Munz'un hem backend hem de frontend'i, yani full stack bir framework kurulumu için burada adımlar anlatılmış. Adres buradan bakabilirsiniz adrese. Bu kısımları muhtemelen yapmış olmanız lazım. Eğer yapmamışsanız zaten burada ne işiniz var? Tabii o soru da ortaya çıkıyor. Muhtemelen yapmışsınızdır. Target kısmı genelde yüklüdür zaten ama yine de eğer sizin WebAssembly dosyanız derlenmiyorsa, target hatası veriyorsa, buradan bu target'i de yani hangi ortama derleniyor bu dosyalar, bunu belirtmek için de şu komutu kullanabilirsiniz. Bir de benim sürekli kullandığım mzoom diye bir tane komut var. Kargo ile bunu kullanabilirsiniz ama henüz Kretes.io'da olmadığı için GitHub'tan yükleme yapmanız gerekiyor. Kuruyorsunuz buradan. Tabii az çok burada da terminal bilgisi gerekiyor. Bunları da artık alışmış olmanız lazım. Terminali kullanmaya az çok alışık olmanız lazım. Mzoom'u kurduktan sonra da mzoom new myCounter dediğiniz zaman işte size otomatik bir tane örnek yüklüyor. Bu da counter örneği oluyor genelde. Daha sonra işte cd, yani myCounter dizinine gidip işte şu komutu çalıştırdığınız zaman sizin hem backend'iniz hem frontend'iniz derlenecek. Tabii ben derleme çok uzun sürdüğü için açıkçası şey yaptım. Bunu biraz, nasıl desem, öncesinde yaptım. Bizim işte burada bir backend dosyalarımız burada. Ben burada sadece şu kısmı değiştirdim. Bir tane HTML türetiyor bizim backend. Background color'ını black yapmıştı. Ben onu white yaptım, siyah sevmediğim için. Burada da bizim frontend'imiz var. Şunun içerisindeki main dosyası bu. İşte bir main fonksiyon oluşturmuşuz. Start up demişiz. Bu kısımlara karışmanıza gerek yok. Bu kısımlara da karışmanıza gerek yok çok fazla. Backend tarafında yapacak hiçbir şeyimiz yok. Geri kalanlar tamamen frontend. Şimdi biz burada mesela startup'ın içerisinde bir tane fonksiyon belirtiyoruz. Bu fonksiyon bizim DOM dediğimiz, yani HTML elementlerimizin göründüğü yerin başlangıcı. Şimdi bunu derleyecek olursak tabii hata verecek. Hatayı da görmemizde fayda var. Mzoom start dediğimiz zaman derleme işlemini
gerçekleştirecek. Ancak gördüğünüz gibi burada bir hata verdi. Bu gibi hataları mesela elementlerde çok göreceksiniz. Bunun sebebi şu: bizim kullandığımız Mons'un kütüphanesi kendisi özel elementler oluşturmuş. HTML elementlerini implemente etmiş ya da uyarlamış diyebiliriz. Kendi kütüphanesine uyarlamış. Buradaki amacımız aslında hiçbir HTML, CSS ya da JS kullanmadan bir nevi elementleri ya da dizaynı ya da HTML sayfamızı kendimiz tamamen Rust dilini kullanarak, Rust yapılarını kullanarak oluşturabilmemiz için. Burada mesela şöyle bir şey söylemiş: zoom, column, empty flag set, işte raw HTML bilmem ne gibisinden bir şeylere dırdır etmiş. Bunu çok dırdır ediyor. Bunun sebebi şu: biz bir column eklediğimiz zaman bizim bu kütüphanemiz diyor ki bu column'ın içerisinde görüntü, ortada nasıl desem bir görüntü olacak. Bir yazı olur, buton olur, link olur. Sen diyor bunu eklememişsin. Bunu eklemek için de şuraları biraz düzenleyelim. Bu arada aslında şöyle olması lazım. Her neyse. Şimdi buraya geldiğimiz zaman geliyorum. Item diyorum. Item'ın içerisine bir nesne eklemem gerekiyor. Ben buraya mesela bir tane buton oluşturayım. Reset buton olsun mesela bu. Reset buton bize ne versin? Bir tane IMPL. IMPL yazmamızın sebebi bu arada bu element dediğimiz şey aslında bir trait. Yani bir struct ya da enum değil, bir traits. O yüzden IMPL element diyoruz. Yani elemente implement edilmiş herhangi bir şey. Dolayısıyla mesela column da bir elementtir. Buton da bir elementtir. Buton, div, butonun da mesela şart olan bir metodu nedir? Label'dir. Label olmadan bir buton mesela oluşturamazsınız. Label'in yerine başka bir şey de olabilir. Yani diyor ki şu 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 bunlardan bir tanesi olmazsa buton eksik kalır. O yüzden bunu girmek zorundasın. Reset diyelim mesela buna. Bu item'dan da reset butonu çağıralım, gelsin. Şimdi bakalım derlenecek mi? Derlendi. Buradan da gelelim, web sitemizi çağıralım. Gördüğünüz gibi burada bir buton oluşturmuş ama çerçevesini round'ı yok, şusu yok, busu yok. Hiçbir style kısmı yok. Ama neyi var? Mesela biz bu column'ı ne yaptık? Align center dedik. Ortala dedik. Hem yukarıdan aşağıya hem sağdan sola ortaladı. Spacing div. Space boşluk demek, işte elemanlar arasında bakalım ne kadar. Ama tabii önce şu butonun mesela neyini yapalım? Bir background'unu yapalım. S ile. Eğer bir nesneye stil vermek istiyorsanız, yani CSS kullanacaksanız S içerisine yazıyorsunuz. Nokta S. Ne olsun mesela? Background color new color. Rengi ne olsun? Tabi burada color kullanırken yine zoom'un hazır renkleri var. Biz bunlardan kullanacağız. Mesela red diyorum. İşte sıfır mesela en saydam kırmızı diye düşünebilirsiniz. Red sıfır olduğu zaman. Red bir biraz daha koyu. Red iki biraz daha koyu. Bu şekilde. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hafif bir kırmızılık burada belirdi. Evet, şimdi başka ne gibi özellikler ekleyebiliriz? Bu red'i mesela biraz koyulaştıralım. Altı yapalım. Daha koyu olsun. Evet. Oldu. Oldu gibi. Ama bu gerçi bunu biraz sonra yapalım. Şimdi biz burada mayın tarlası yapacağımız için bir mayın tarlasının ne olduğuna bakmamızda fayda var. Çalıştıralım bunu. Mayın tarlası dediğimiz bu. Buradaki her bir buton şu anda mesela kapalı, gizli. Biz buna tıkladığımız zaman, sol tuşla tıkladığımız zaman açıyoruz. Sağ tıkladığımız zaman bayrak veya soru işareti ve tekrar tıklarsak tekrar kapalı hale geliyor. Peki oyun nasıl çalışıyor? Oyun şöyle çalışıyor. Şu anda hiçbir yerde mayın yok.
Bir tanesine bastığımız anda mayınlar dağıtılıyor ama dağıtılırken şöyle bir koşul var. Bastığımız yer sıfır, yani etrafında hiç mayın olmayacak bir yer oluyor. Yani şuralarda hiç mayın olmayacak. Mayınlar diğer taraflara dağıtılacak ve bastığımız yer eğer sıfır ise etrafındakilerini de açıyor. Mesela burası sıfır ya, bunları da açtı. Bunlar sıfır olduğu için bunun da etrafındakilerini açtı. İşte bu sıfır olduğu için bu da etrafındakilerini açtı. Bu sıfır olduğu için bu da etrafındakilerini açtı. Böyle bir rekürsif, kendini tekrar eden bir fonksiyona girdi. Mesela ben biliyorum ki burada mayın var. Tıkladığım zaman mayını işaretlemiş oldum. Ama burada da eminim ki burası mayın değil. Şimdi buraya tıkladığım zaman eğer bunun etrafında hiç mayın yoksa, ki var, burada var. Tıkladım mesela bir. Ama şuraya tıkladığımda mesela sıfır olma ihtimali mevcut. Mesela buraya tıkladığım zaman da burada hiç mayın olmayabilir. Eğer mayın yoksa rekürsif bir şekilde etrafındakileri de açıyor. Varmış mayın. Burası, burada da varmış. Şurada yok. Nerede olmayabilir? Şurada. Şurada da yok. Şurada da yok. Bakın burada olmadığı için, sıfır olduğu için burayı da açtı. Bu da sıfır olduğu için bu da burayı açtı. Etrafındakilerini açtı. Oyun bu kısaca. Biz bunu uyarlamaya çalışıyoruz. Şimdilik 8'e 8 bir şekilde oluşturacağız. Ama bizim henüz böyle bir şey yapmamışız. Geliyorum buraya. Items. Butonlarımızı oluşturacak olursak 8 defa buton oluşturacağız değil mi? Item bir nesne ekliyor. Items birden çok nesne ekliyor. Yani burada iteration kullanmamız gerekiyor. Tabii kendisi items'ın kendisi bir iteration'den gelen veriyi alıp onu bir nevi işte vektöre çeviriyor ya da diziye çeviriyor. Kendisi onu hallediyor tabii. Bakın burada ne diyor? Items ne alır? Öyle bir şey vereceksin ki IMP'le into iterator item. Tekrar bakalım. Item'a implement edilmiş olması gerekir gibi. Çıktı olarak ne veriyor? Into element. Into element bizim kullandığımız mzoom'un kendi zoom dosyasının daha doğrusu kendi elementi gibi. Orası biraz tabii karışık. Biz şu anda orayı anlatamam ama dediğim gibi sadece bir vektör kullanıyoruz ya da kendimiz elle de şöyle bir şey ekleyebiliriz. Çünkü neden? Vektör de bir aslında into iterator'a implement edilmiş bir şey. Ama içerisindeki elementin ne olması lazım? Daha doğrusu vektörün elemanlarının ne olması lazım? Element'te implement edilmiş olması lazım. Mesela bakın şöyle yapalım. Reset buton 1, reset buton 2, reset buton 3. 3 tane buton ekledik. Bakın tabii columns ne yapıyor? Columns eklediği her nesneye bir nesne ekliyor, sonra aşağı iniyor. Diğer nesneyi onun altına, sonra diğerini onun altına, sonra diğerini onun altına. Yani satır oluşturuyor. Column nesnesi her item'da bir satır oluşturuyor. Dolayısıyla biz aslında burada items'ta bir tane rows oluşturabiliriz. Mesela grid yazmıştı eleman. Biz de mesela grid oluşturarak buradan butonlarımızı oluşturabiliriz. Ama bu IMP'li element mi? Evet, IMP'li element diyelim. Bu IMP'li element mi yoksa into IMP'li mi kullanalım? Şöyle bir şey yapsak. Buraya direkt rows ekleyelim. Yoksa ekleyebiliriz aslında. Ben geliyorum buraya. Şunu yazıyorum. Bize burada lazım olan şey iteration'a implement edilmiş herhangi bir şey. Dolayısıyla eğer daha önceki dersleri izlemişseniz range diye bir yapımız var. Range nerede kullanılıyor en çok? Belki bilirsiniz. For döngüsünde kullanılıyor. For döngüsünde mesela for i in dediğimiz zaman in'den sonraki şey aslında bir iteration olması lazım. Yani bir dizi olmak zorunda değil, bir iteration olmak zorunda. Mesela bu yapı bir iteration'dır. Iteration'a implement edildiği için biz iter komutlarını kullanabiliyoruz. Mesela bunlardan biri map'tir.
Map kullanabiliriz bunda. Dolayısıyla map kullandığımız zaman map işte 0, 1, 2, 3 her defasında bu elemanları alacak. Ben buna mesela y diyorum. Satır bilgisini y olarak tutalım. Tabii alt tire ekleyelim ki dırdır etmesin. Sonra geliyorum buraya her defasında grid'i çağırıyorum. Bu kadar. Grid'de ne olacak bana? Şimdi bu 8 tane satır oluşturdum ya. Her satırda da 8 tane buton oluşturmak istiyorum. Geliyorum buraya row diyorum. Row column'ın aksine her nesnesini satırın içerisine sıkıştırıyor. Yani işte birinci buton, ikinci buton, yanındaki buton, onun yanındaki buton gibisinden gidiyor. Ekledik ve buna da geliyorum. Diyorum ki sen de items alacaksın. Items'ta ne olsun mesela? Yine burada bir tane buton oluşturalım. Reset olmasın da bu defa şey olsun. Hücrelerimiz, mineslarımız olsun. Field olsun mesela bu. Bu da yine IMP'li element. Oluşturduk. Şunları alalım, bunun içine kaydedelim. Ama bu defa reset yazmasın da mesela biz bu grid'e bir y bilgisini y burada olsun. Y'yi buraya gönderelim. Y bir U size olacak. Çünkü buradaki 0.8'deki elemanlar bir U size range ona göre ayarlıyor. Geliyorum buraya items'tan da field'a her defasında ne yapalım? X koyalım. X U size bir de Y U size diyelim. Bize iki eleman versin. Şimdi items'ta da bunun aynısını geliyorum. Buraya kopyalayalım. Bu defa grid'i değil field'ı çağıralım. Buraya da bir şurayı X yapalım mesela. Şurada bir X bir de Y geldik. Ne yapıyoruz? Buraya bu defa ben labele ne ekleyeyim? X virgül y diyemem. Buraya bir string eklemem lazım. Label bu şekilde çalışıyor. Gerçi özel bir label kütüphanesi de var. New label. Boşu boşuna yazmaya gerek yok. O yüzden direkt labeli yazalım. Ne yazalım içerisine? X virgül y'yi yazsın. Mesela 0 virgül 0, 0 virgül 1, 0 virgül 2 falan diye gitsin. O zaman buraya X bir U size olduğu için bunu to string de yapabilirsiniz. Ama bu gibi durumlarda daha çok aslında mesela stringlerden string artı string dediğiniz zaman ortalık biraz şenlenebiliyor. To string ya da to owner diyebilirsiniz aslında ama burada mesela her ikisi de borrowing olayına yakalanıyor. Çünkü ikisi de bakın referans değil. Dolayısıyla bunun mesela sahipliği gidiyor. Bunun sahipliği gittiği zaman bu kimin üzerine eklenecek? O da tam olarak belli olmuyor. Dolayısıyla bunun da sahipliği aynı anda gidiyor. Bunun da gidiyor. Kim kime eklenecek? Biraz orası karışık aslında. Zaten derleyici size söyleyecek. Diyecek ki eğer iki tane string topluyorsan birincisinin sahipliğini alabilirsin. Bu referans olmayabilir diyor. Ama bu referans olmak zorunda. Fakat şimdi burada mesela eksi y'yi tamamen işte string'e çevir, oradan al falan filan demek yerine bunun için güzel bir tane makromuz var. Malum çok kullanıyoruz aslında. Bunu direkt kullanabiliriz. X virgül y. Bizim bu format dediğimiz şey bizim yerimize bunu gayet güzel yapabiliyor. Ama niyeyse yine burada sanki istediğim gibi olmadı. Kaydedelim bakalım. Çalıştı. Bir de şuraya bakalım ne olmuş? Bakın 0 0 0 1 0 2 0 3. İkincisi iyi ama niyeyse buralarda görünmüyor bu kısım. 0 0 0 7
1.7.2.7. Niye bu butonlar böyle olmuş? Gördüğünüz gibi biraz sıkıntı çıkmış. O yüzden butonlarımızı biraz daha düzgün yapalım. Ne yapabiliriz buna? Butonlarımızın red, yine S, rounded corners, new all, bütün kenarları, radius kaç olsun? Ben 2 olsun diyorum. Oh. Color red. Ha, burası tamam. Bakalım bu defa nasıl oldu. Ha, boşluk attığım için 0 boşluk 0, 1 boşluk 0, 2 boşluk 0 gibisinden gitmiş. Bunu biraz daha değiştirelim. Mesela spacing olayını ekleyelim. Spacing bizim rows'larda bir spacing'imiz olsun. Boşluk bırakalım mesela. Yine gelelim buraya. S spacing kaç olsun? New 2 olsun. Bakın bu defa rows'lar arasında, yani satırdaki elemanlar arasında boşluk bıraktı. Bu görüntü biraz kötü görünüyor ama sıkıntı yok. Tabii butonların da biraz rengini değiştirelim. Burada bu arada reset butonu bak gördüğünüz gibi biraz büyüdü. Aslında bunu da değiştirip işte ortada falan filan diyebiliriz ama şimdilik gerek yok. Buradaki spacing'i de yine 2 yapalım. Bakın bu defa buradaki boşluk azalacak. Oldu. Ama bu butonu, reset butonu, acaba bunun boşluğunu biraz büyütebilir miyiz? S cutting bakalım. O 5 mi yazsak acaba? Beş. Bakalım. Yok, kendi boyutu büyüdü ama olsun, gene sorun yok, sıkıntı yok. Şimdi burayı da bir virgül atalım şuraya. Bunlar birbirinden çok uzamasın. Böyle daha güzel görünür bence. Şurayı da biraz önce şöyle 3 yapalım. Burayı da 3 yapalım. Biraz daha aradaki mesafeler. Rounded corners biraz kötü çalışıyor gibi. Burada sanki nokta varmış gibi geliyor bana ama aslında nokta yok. Background color'ını yaptık. Background color butonlarda ben gray kullanmayı seviyorum. Gray 5. Butonların rengini de değiştirdik. Evet. Niye derlenmedi mi? Ha, tamam. Burada bir buton daha olacak. Evet. Çok iyi olmamış ama çok da kötü sayılmaz. Dediğim gibi ben hiçbir zaman söylemiyorum. Yani hep diyorum, ben tasarım konusunda çok iyi değilim ama bizim oyunumuz açısından çok da sıkıntı yok. Fakat butonlar sanki biraz küçük olmuş. Onu biraz büyütmekte fayda olabilir. Bunu biraz büyütelim. Şöyle ekranımızın biraz daha ortasında büyütmek için de geliyorum. Her bir butonumuzu S, butonlarımızın boyutu width exact kaç olsun? İşte sallıyorum 50 piksel olsun. Yine S height yine exact, yani bütün açılardan exact, niye? Burada yine exact tam olarak neyi ifade ediyor bilmiyorum ama tam olarak 50 piksel olsun. Şimdi oldu. Tabi yazılar
Direkt label eklediğimiz için şu anda ortalanmış değil ama aslında bunu da ortalayabiliriz. Mesela label etiketini kullansak bunların yerine direkt label'i string olarak aldık biz. Ama label'in yerine mesela bir de label etiketi kullansak bu defa onun nesneleri aracılığıyla align center diyebiliriz. Onu bir denesek mi? Mesela şurası. Şunu bir değiştirelim. Mesela gelelim buraya. Label. New. Label. Ne olsun? İşte format yine. Format. X. Y. Dedik. Formatı kapattık. Şimdi label'i eğer kullanabiliyorsak muhtemelen bunu ortalayabiliriz de. S ney? Align var mı? Var. Center. Evet, bakalım. Evet, gördüğünüz gibi yapabiliyormuşuz. Aslında Rust kullanabilmek benim için yani bana bunu kullanmak çok basit geliyor. Çünkü ben Rust'a hakimim, Rust metotlarına hakimim, nasıl davranacaklarını oradan anlayabiliyorum ama mesela ben CSS'ye hakim değilim. HTML'e de çok hakim olduğumu söyleyemem. JavaScript'i zaten pek sevmiyorum. Ama Rust ile bunu yapınca aslında gayet kolay olabiliyormuş. Tabii her zamanki gibi ranked konusunda seçimlerin çok kötü. Ona hiçbir zaman yapabilecek bir şeyim yok. Bunu da biraz böyle 3 yapsak daha iyi olur. Şimdi burada biz şimdiye kadar şunu yaptık. Sadece tasarım yaptık. Ama bir de bütün frontend frameworklerde olan bir mevzu var. O da şudur. Efektif olması yani etkileşimli olması diyelim biz buna. Yani şöyle olduğunda şöyle olsun, böyle olduğunda böyle olsun gibisinden bir etkileşim gerekiyor. Yani kullanıcının işte fare veyahut klavye hareketlerine göre ekrandaki nesnelerin değişime uğraması olayı var. Biz bunu burada nasıl yapıyoruz? Normalde daha öncekilerinde işte bir model oluşturuyorduk. Daha önce seed kullanıyordum mesela ben. Orada işte bir model oluşturuyorsunuz ki sizin kullandığınız React olur, Vue olur ya da Angular olur. Aslında temel mantığı şudur. Bir tane model oluşur. O model işte routerlar yani adres değişiklikleri işte bu buraya tıkladı, şu adrese gitti. Bu adresteyken işte şu nesneler, şu modeller olsun. Bu modellerin içerisinde de işte şu 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 veriler olsun. O veriler değiştiğinde de ekrandaki işte şu nesneler böyle böyle değişsin gibisine. Yani görüntüdeki bilgileriyle efendime söyleyeyim modeller arasında bir bağlantı kuruyorsunuz. O bağlantı sayesinde ekrandaki şeyler değişiyor. Aslında bütün frontend dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor. Tabii işin detayına indiğiniz zaman işte mesela bir web sitesine bağlanıyor. Oradan veri çekmeye çalışıyor. Veri çektiğinde şöyle olacak. Veri çekmediğinde ekrana işte 404 hatası verecek. Yanlış adrese girdiğinde 404, veri çekemediğinde bağlantı hatası falan filan ekrana artık kullanıcıyla etkileşime girecek. Yine bunların tamamı neye bağlı? Modellerimizin çalışıp çalışmadığına, modellerimize bağlı metotların çalışıp çalışmadığına bağlı. Temel mantık bu. Şimdi buna gayet basit bir örnek verip ne yapalım mesela? Her butonun hareketini buradan atayabiliriz. Mesela şunu yapalım. Burada örnek hazır olduğu için eleman benim yerime yapmıştı. Daha önceki videolarda söylemiştim. O yüzden bundan biraz kopya çekeceğiz. Şu aradığım şey şu. Şimdi buna şimdilik giriş yapacağım. Tabii ben bir süre iş güçten dolayı devamını biraz geç çekeceğim bu videonun. Mesela gelelim şunu açıklayalım çünkü bu önemli. Bizim kullandığımız bir tane Future Signals denilen bir async kütüphanesi var. Bu kütüphane nasıl desem bir veriyi sadece fonksiyonel dillerde çok kullanılıyor bu yaklaşım. İşte bir fonksiyon ile siz bir veri oluşturuyorsunuz ve o veri tabii oluşturulduğu scope alanında. Mesela bu veri sadece şunun alanında oluşturuluyor doğal olarak. Bu buton kendi alanının dışına çıktığı zaman bu butondaki veriler de gidiyor. O ayrı bir konu. Ownership olayına giriyor. Borrowing ownership.
Burada mesela mutable ile biz bir veri oluşturuyoruz. Nasıl bir veri oluşturuyoruz? New end signal bir sinyal oluşturuyoruz. Zaten mutable dediğimiz future signals'ın kullandığı şey şu. Ben bu veriyi oluşturuyorum. Bu veriye bağlı olan sinyaller veri değiştiği anda çalıştırılacak. Temel mantığı bu. Sinyal dediğimiz olay aslında biraz da buna geliyor. Mutable dediğimiz olay da tabii değişiklik anında sinyal yolluyor. Yani bizim buradaki veri değiştiği anda buna bağlı olan, bu veriye bağlı olan bütün sinyaller devreye giriyor, çalıştırılıyor. Bak burası değişmişti, haberin olsun. Bunun şimdi avantajı daha önce de anlatmıştım ama o videoların hepsini sildim. Şöyle bir avantajı var. Sadece ve sadece buna bağlı olan sinyaller değiştirileceği için tek bir o en kompleksiti, zaman kompleksi diyorlar ya, hani kompleksiti daha doğrusu karmaşıklığı, zaman karmaşıklığı dediğimiz olay o bir zamanda gerçekleşiyor. Yani tek hamlede buna bağlı hangi sinyal varsa o sinyalleri çalıştırıyor şak diye. Dolayısıyla herhangi bir işte DOM içerisinde ya da HTML'de oluşturduğumuz bütün nesneleri tek tek dolaşıp işte bu nerede değişti falan filan demesine gerek kalmıyor. Sadece o kısmı değiştiriyor, DOM yeniden düzenleniyor. Bunu nasıl yapmış? Onu da bakın şurada yapmış. Background color'ında yapmış. Önce gelmiş buraya. Şunu alalım. Bunların hepsini ezberlemediğim için kopyala yapıştır yapmak daha kolay geliyor. Burada ops, az önce kopyaladım, neydi ya? Kopyaladık. Geldik buraya. Şurayı silelim mesela. Şimdi burada dediği şey şu. Color signal. Color signal burada isminden anlaşılacağı gibi bir sinyal. Yani renk bir sinyale bağlı olacak. Hangi sinyale bağlı? Hovered signal. Bakın buradaki hovered signal'a. Bu arada bu bize ne veriyor ona bir bakalım. New end signal, value t. Mutable sinyal bize veriyor. Bir de self veriyor kendisini. Self dediği bu hovered ya false ya true olacak. Bu ise mutable sinyal oluşturuyor. Dolayısıyla biz bunun üzerinde sinyal metotlarını kullanabiliyoruz ki bu sinyal metotları bu derste ve bundan sonraki ve WebAssembly derslerinde çok kullanılacağı için yavaş yavaş buna alışmamız gerekiyor. İşte hovered signal bu bizim sinyalimiz. Bunun üzerinde biz dediğimiz gibi sinyal oluşturabiliyoruz. Tabii bool olduğu için bize neyi veriyor? Bir bool veriyor. Map bool dediğimiz zaman şu anlama geliyor. True ise red 8, false ise 9. Şimdi burayı mesela bir yapalım, aradaki fark anlaşılsın. Mesela background color. Gerçi her defasında false olduğu için 9 olacak şimdilik. Bakın hep 9, yani çok koyu. Ama şurada on hovered. Biz bu veriyi mesela sinyal oluşturduk, veri de oluşturduk ama background mesela bunun verisini değiştirmiyor. Bunun verisinin ne olduğuna bakıyor ve buna göre renk veriyor. İşte true ise bu arada map bool metodu yine bizim kullandığımız future signals'ın bir metodu, signal ext bool. Yani diyor ki eğer bir mutable bool verim varsa ben diyor bunun üzerinden map bool kullanabilirim. Map bool ne yapıyor? İki tane pn mutation alıyor. Pn mut alıyor ya da pn alması lazım. Bir bakayım. Pn mutation alıyor. Doğruymuş. İşte diyor ki bir tane pn mut yani closure ne işe yarayacak bu? İşte true ise bu, false ise bu çalışacak anlamında. Her neyse geldik buraya. On hovered yani üzerinde geldiği zaman change değişsin. Ne değişsin? Veri değişecek. Bakalım bu ne istiyor bizden? Handler impl fn mut. Yine bir tane closure alıyor burada. Tabii fn mutation kullandığımız için şuradaki veriyi bunun içerisine taşıyacağımız için biz burada move kullanıyoruz. Closure'ımızın içerisinde kullandığımız için. Çünkü sahipliği değişiyor. Move dedik. Daha sonra geldik. Dedik ki bunun alacağı değer her neyse is hovered bir tane bool değeri gelecek. Nereden gelecek? İşte hovered set
Nek. Burayı aslında tam anlamadım. Olumsuzunu yapıyor ama. Value a. Over change. Bu mutation is hovered. Bu veriyi nereden alıyor? Is hovered nereden geliyor? Onu tam çözemedim. Hovered. Bir bakalım burada var mı? Is hovered. Is hovered burada yok. Kendimiz elle giriyoruz. Set neck. Set neck'in ne olduğuna şimdi uzun uzun bir açıyoruz. Signal. Set neck. Kas diyelim buna. Bakalım. Son metoduna gelelim. Set neck ne yapıyormuş ona bir bakalım. Tersi yapıyormuş. Bu kadar. Sadece tersi yapıyor. Yine unhovered change kısmında is hovered burada hovered'ın değerine bakıyor. Bu yo valla burayı tam özümseyemedim. Bir tane boolean değişkenini alıyor ama nereden alıyor bunu? Hovered'dan mı alıyor? On hovered change bu defa monzuna gelmem lazım. Just mon. Ama bunun dosyaları yok ya. Bunun dokümanları yok. Prates. Burada Zoom kütüphanesine girip bakmak gerekiyor. Yani aslında ne yaptığını anlıyorum ama tam emin olmak istiyorum. Ah. Burada bizim yaptığımız onHovered change'de Hovered'ın değerini tersine çeviriyoruz. Bu mesela burada diyelim ki false ise burayı true yapıyor. Hovered'ı true yapıyor. False ise pardon. True ise bu defa false yapıyor. Yani tersine bir değer biçiyor her defasında. Bunu da çalıştırdığımız zaman bir mesela üstüne geleceğiz. Red 1 olacak. Kaldıracağız. Red 9 olacak. Ben daha sonra bu is hovered'ı aslında burada closure olduğu için biraz daha yakından baksak unhovered change self handler implfn bu acaba komutlarını görebilecek bir yer var mı? Komutları görebileceğim bir yer olmadığı için is handler implfn mut handler. Hovered değeri nereden geliyor? Bunu çözemiyorum. Neyse. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi üzerine geldiğim zaman değişiyor ama is hovered'ın az kendisi oluşturuyor. Onu çözemedim. Çözebilseydim güzel olurdu. Yine de kısaca şurası aslında bizim hovered değerimiz. Burada oluşturduğumuz bu mutable new signal ne oluşturuyordu? Bir tane post değeri oluşturuyor. Bu hovered'a gidiyor. Bir tane mutable signal değeri oluşturuyor. Yani şundan oluşturuyor. O da hovered signal değerine gidiyor. Değişkenine gidiyor. Hover signal'ı biz burada kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Map bool yapıyoruz. Şimdi anladım. Burada map bool yaparak diyoruz ki eğer true ise bu renkte olsun. Mesela bunu biraz koyu yapalım. 3 yapalım. Bunu da 6 yapalım. Fazla arada fark olmasın diye. Daha sonra mesela hover signal'da gelen şey bu unhovered change'de ise biz hovered değeri eğer false ise burada bir değer oluşturup bu değeri tersine çeviriyoruz. Hem değer oluşturuyoruz hem de
tersine çevirmiş oluyoruz kısaca. Setnek'ten geliyor bu arada demek. Setnek'in kendisi sanırım bunu setnek inline setnek setif nerede? Set if eğer value ile partial e küp birbirine eşitse daha doğrusu tersine value a partial equation'e denk olması lazım. Her neyse. Bugünlük sanırım en azından temel mantığı açısından, çalışma mekaniği açısından biraz anladık ama bu unhover change hala içimde kaldı ya. Is hovered nereden geliyor? Biz veriyoruz bu değeri ama. Ama içime sinmedi niyeyse ya. Anlatamadığım için herhalde. Hovered. Bakalım bir hata versin. True diyelim buraya. Bir hata versin. One arguments. Take and ignore the expected arguments on how to change. One argument. Bir argüman vereceğiz. Bu argüman her neyse is hovered. Is hovered. Biz kendimiz de demek ki bunu veriyoruz. Ya biz buraya bir değer göndermiyoruz. Sadece argüman oluşturuyoruz. Roger to take and ignore the expected argument is hovered. Bu. Unhovered change kendisi zaten bir tane boolean oluşturuyor. Üzerine geldi is hovered. Üzerinde değil is hovered false oluyor. Ya şimdi anladım ya. Bu HTML'den kaynaklı. Ben Rust'la alakalı bir şey olduğunu düşünüyordum ama yani tam çözemedim. O yüzden kafam karıştı. Unhovered change metodu eğer butonun üstüne geldiysek true oluyor. Çıktıysak false oluyor. Dolayısıyla biz burada otomatikmen is hovered metodu bizim farenin konumuna göre, durumuna göre işte false veya true değerini alıyor. O yüzden burada da bunun setnek ise buradan aldığı değerle ne yapıyor? Burada is hovered diyoruz. İşte farenin üzerinde ise bu true ya. Burası da true ama hovered bu defa değişiyor, buna göre oluşuyor. O da true oluyor. Burada da buna göre mesela renk değişiyor. İşte true oldu 3 yap, red oldu daha doğrusu false oldu red 6 yap gibisinden bir değer oluşturuyor. Şimdi ya ulan Rust'ta mı acaba anlamıyorum falan demeye gelmiştim ama neyse kotardık ya biraz. Setnek tersini oluşturmuyor aslında. Sadece eşitleme yapıyor. Üzerine geldi. Burası true oldu. Dolayısıyla hovered. Hovered buradan geliyor bu arada. False ise setnek ile biz ne yapıyoruz? Buna değerini yeniden veriyoruz. Üzerinden çıktığında ise bu false oluyor. Yeniden değer oluşturuyoruz. Bu defa hovered ne oluyor? False oluyor. Evet. Bunu neden uzun uzun anlattım? Çünkü biz burada bunu çok fazla kullanacağız. Çünkü neden? Bizim burada kullandığımız butonlar mesela şu anda tamamen hareketsiz aslında. Bu arada butonlar için de aynısını yapalım. Şu ikisini. Şunu alalım. Ama her buton için bu defa bunu oluşturmak gerekecek. Geldik. Sonra şu ikisini de alalım. Kopyalayalım. Şuraya. Background'unu kaldıralım şuradan. Şunları da yukarıya alalım. Testlerin tamamı yukarıda olsun. Tamam. Şimdi burası gray. Gray. 3. Gray. 6. Tamam.
Okey. Bakın, butonlarımız doldu. Tamam. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimiz biraz ara vereceğiz tabii bu arada. Bir sonraki dersimiz butonları da. Şimdi butonlara biz aslında etkileşim vermedik. Butonlar üzerindeki mesela bilgiler olacaktı. İşte mayın var mı yok mu gibisinden. Biz o bilgileri değiştirmedik. Biz sadece butonun arka plan rengine etkileşim vermiş olduk aslında. Ama bir sonraki derste bizim yapmamız gereken bu butonlara butonlar bir veriden bilgiyi alacaklar. O bilgiye göre mesela görünürlüğü, işte mayın var mı yok mu bilgisi oradan gelecek. Dolayısıyla mutable olayını orada tekrar kullanacağız. Bu dersi aslında daha önce anlatmıştım. O yüzden bilmiyorum biraz ters geliyor bana anlatmak ama umarım hiç kimse beğenmemiştir, izlememiştir ki zaten fazla izleyen yoktu. Bir sonrakinde bunları kendimiz veri yapısını oluşturacağız. Mutable vektörler kullanacağız. O mutable vektörler aracılığıyla her bir butonumuza bu defa tıklandığında butonun verisi değişecek bu defa. Mesela burada sadece butonun arka planı değişiyor. İçerisindeki veriler değişmiyor mesela. Bir sonrakinde bunu yapacağız. O yüzden mutable olayını anlattım. Yani sinyal olayı buradan kaynaklı. İşte buraya geldim. Hover değişti. Arka plan renginde de sinyal vardı. Biz rengin sinyalden geleceğini söylemiştik. Dolayısıyla hover orada bir sinyal çağrıştırdığı için o çağrıldı. İşte oradaki veri değişti. Şuradaki veriler. İşte buradaki veri değiştiği için buradaki color signal oradan geliyor. Color bir sinyale bağlı. Dolayısıyla hovered sinyali değiştiği anda burada sinyal oluşturmuş çünkü table new and signal dediğimiz için buradan işte aldığı sinyale göre arka planı değiştiriyor sürekli olarak. Ama biz bunun benzer mantığını bu defa butonların kendisine ait bilgisini yapacağımız için butonlar artık böyle oluşturulmayacak. Bir tane veriden, vektörden bilgiler alınacak. O vektörlerdeki her bir eleman değiştikçe bizim ekrandaki butonlarımızın durumu da değişecek. Evet, o zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.